yaşında anne oldunuz. O zaman 10 evet. yıllık evliydiniz. Çocuk sahibi olmak için bir beklediniz herhalde bir süre. Yok. Ne ilk oldu? Önce ben ilk yıl hemen hamile kaldım ama benim iki tane erken doğumla öldü çocuklarım. Sonrasında bir 5 yıl. Erken doğum kaç aylık? 5,5 ve 6,5 aylık. Ciddi doğurmak üzeresiniz tabii, neredeyse. Normal doğum yaptım hepsini. Sonrasında 5 yıl sonrasında Ecrin dünyaya geldi. Ecrin dünyaya gelmeden önce de işte onunla ilgili rahim ağzı genişliği tespit edildi. Bazı hamileliklerde bu olabiliyormuş, düşük sonrası. Onunla ilgili operasyon geçirdim derken 7,5 aya zor geldim. Yatarak geçirdiniz belki de birazcık. Evet, hı-hı. yatarak geçirdim. 7,5 aya zor geldim. Ecrin pirometre 1,580 gram, 32,5 haftalık doğdu. Yoğun bakıma alındı, makineye bağlandı çünkü düşük ağırlıklı olduğu için entübeydi. Sonrasında... Ama onunla tabii, beraber siz de yoğun bakıma alındınız. Evet. Ecrin için bahsedeceğim her şeyi mış müş müş diye bahsediyorum. Çünkü ben Ecrin'in yanında yoktum. Ecrin yoğun bakımdayken İstanbul'da ben farklı bir ilde, farklı bir hastanede ben de entübe olarak yaşadım. Neden? Sizin başınıza ne geldi? Ben hastaneden hemen ertesi gün taburcu oldum ve ağrılarım hiç bitmedi. Sürekli hastaneye gittiğimde... Sezaryen mi doğum? Evet, sezaryen evet. yapıldı erken doğum olduğu için. Bir gün sonra hastaneden çıktınız. Çıktım. Erken değil miydi sizce? Hiç sorgulamadınız mı? Hiçbir problem gözükmüyor dediler. Çocuk da yoğun bakımdaydı. Hani çıkabilirsiniz dediler. Çocuğun eğitimini vermedikleri için. Hiç gördünüz mü çocuğu? Sadece küçük bir monitörden. 3 ay boyunca o şekilde gördük zaten Ecrin'i. Süt? Hiçbir şekilde anne sütü alamadı. Çünkü hani sağıyordum, götürdüm ama alamadı. Çünkü vücudumda enfeksiyon varmış. Sezeryan dikişim tam olarak atılamamış. En alttaki 7 kat alttaki dikişim tam olarak atılamamasına bağlı. Orası açılma yapıp bütün organlarım enfeksiyon kaplamış. Ha, siz bir gün sonra çıktınız, vücudunuzda Çıktım. Geçmeyen bir ağrı var. Ağrılarım ama var. Ne olduğunu bilmiyorsunuz. Hastaneye gidiyorum, süt sıtması diyorlar. Sıtma yaptı diyorlar. Ne hissediyorsunuz o anda? Yani göğsümden sırtıma batan bir ağrıyla gidiyordum ben genelde. KOA dediler. Ondan sonra onun teşhisi konulamadı. Bağırsağı da yırtılmış olabilir dediler. Sezeryan da olabiliyormuş. O da çıkmadı. Bu arada üç ameliyatlısınız. Yani tabii 7 kat ameliyatlı... kesiliyor sezeryanda. Sizi dikmeyi unutmuşlar, doğru mu? Aslında sezeryanın şöyle bir şeyi varmış. Dikiyorlar ama 13 saniye beklenmesi gerekiyormuş ki rahimin kendini toplaması için. O açılma yapılabiliyormuş ama bu beklenmeden diğer dikişlerde atıldığından açılma yapmış. Bu da şans bana gülmüş oldu. Siz hala ne olduğunu bilmiyorsunuz. Ta ki kızınızı kucağınıza aldınız. Hayır. Günlerce ben gittim hastaneye, böyle söylediler. Sonra dediler ki İki tane evladını kaybettiği için çocuğunu görmek için hastaneye geliyor. Ondan dolayı şımarıklık yapıyor. Odur budur derken ben artık ağrılardan bayılmaya başladım. Bayılmalarım sonrasında doktor. Eşiniz hep yanınızda bu arada. Her zaman yanımdaydı. Sonrasında hastane gezmeye başladık biz artık. Bulunamıyor. Bu arada serebral palsy'den haberimiz yok. Hiç daha. Bebek sadece yoğun bakımda. Yok. Peki. Sonra ben başka bir tanıdık doktorumuz farklı bir ildeymiş. Dedi ki hemen getirin. Bakalım dedi. Siz ağrılar içinde o hastaneden o doktora Aynen, gidiyorsunuz. Aynen, günlerce, gecelerce. En son başka bir hastaneye gittiğimizde belden aşağı uyuşturtarak getirdi beni. Çünkü bayılıyordum artık. Gittim, beni bağırsak yırtılması sandılar. Yine boydan boya açtıklarında bakıyorlar ki hiçbir ameliyat. Şey yok. Ameliyat 12 saat sürmüş ameliyatım. Açtıklarında bakıyorlar ki hiçbir problem yok ama rahimin oradaki sezeryan dikiş açılmış. Bu da bütün organlarımın enfeksiyon kapmasına sebep olmuş. Sadece epikriz raporumda yazan her bir organın 1,5 litre serumla yıkanmış. Eyvah. Sonrasında komple dikiş atılamıyor. Organ kaybı yaşıyorum. Vücudumun komple askısı yok. Vücudun askısı derken iç bütün organları... organlarımızı böyle tutan bir askı, bir zar vardı. Evet. O tamamen çürüdüğü için o iptal ediliyor. Sonrasında tamamen dikiş atılamıyor. Sadece üstten açılıyor çünkü enfeksiyon çok fazla. 6 ay sonra fıtıklar oluştu tabii ki karnımda. Bağırsağım dışarıya alınacak ve fıtıklar da alınacaktı. Oh. Ben de hastaneden çıktım 10 gün sonra. Tabii ki bu süreç 3 aya tekabül ediyor. Yoğun bakımlarda yattım, çıktım. O süreçte bebek eşim, yoğun bakımda. Bebek İstanbul'da yoğun bakımda. Ben başka bir şehirde yoğun bakımdayım.
Eşim o dönem hep yanımda. Yani eşimden başka hiçbir refakatçim olmadı, izin vermedi çünkü. Allah razı olsun ondan. Ondan sonrasında ben çıktım 10 gün sonrasında falan, kızım taburcu oldu ama biz yine görmemiştik. Yine monitörden, her akşam saat 7'de gidiyoruz monitörden. 10 dakika görüyoruz, çıkıyoruz. Bir gün yine monitörden izlemeye gittiğimde doktor dedi ki yarın dedi duş almış bir şekilde tamamen dezenfekte olarak gel, kızının yanına alacağım dedi. Gittim, hareketlerinde hani ilk çocuğum, çok fazla bir şey anlayamadım. Ama hareketlerinde, ellerinde bir farklılık var ve kafası çok sivriydi. Sürekli yüzüstü yatırdıklarından kaynaklandığını söylediler. Şuralarında çukurlar vardı. Bu her bebekte olabiliyormuş ama yüzüstü yatanlarda. Bir de biz Ecin'i her görmeye gittiğimizde içeriden bir ağlama sesi geliyordu bize. Meğersem o hep Ecrin'miş. Biz de üzülüyorduk ki her gittiğimizde uyuyor diye. Sonrasında Ecrin çıktı. Ben de dedim ki 3 ayım kaldı ameliyat olmama. Biraz daha büyüsün, en azından 1 yaşına gelsin, hani yürür. Ben de o dönemde ameliyatımı olurum, en azından birilerine daha rahat bırakırım. Bir de kolik falan dediler ağlamasına ya. Bunlar da durur canım, diye düşündüm. Gazlı bebek zannettim. Böyle düşünmüşken biz Ecrin'i yine bu ağlamalarından hep arabayla dışarıya çıkartıyorduk ki arabada susuyordu, uyuyordu. Bir akşam trafik kazası geçirdik. Hepiniz. 4 takla attık. Ecrin de arabanın içerisindeydi. Oradan ambulansla bizi devlet hastanesine götürdüler. Aman Allah'ım. Ama burnumuz kanamadı. Öyle söyleyebilirim. Allah korudu sizi. 4 takla attınız. 4 takla şarampolden yuvarlandık. Ecrin. Evet. Bebeği uyutmak için dışarı çıkmıştınız. Evet. Alkollü bir sürücü tam benzin deposunun oradan vuruyor. O zaman da metrobüs durağının orası yeni yapılıyordu. Oradan şarampolden aşağıya yuvarlanmışız. Ama her şerde bir hayır var ki hastaneye gittiğimizde Ecrin'de bir farklılık olduğu anlaşıldı. Nörolojiye gitmemiz tavsiye edildi. Benim için de ben normal, hani herkesin başına gelebilecek bir şey zannediyordum bunu. Bir kadın doğumcu bana dedi ki sana dedi bunu yapan dedi, bu doğumu yaptırtan dedi. Doktor yaşıyor mu şu anda dedi. Dedim ki evet dedi, peki hiç bir hukuk mücadelesine girmedin mi? Dedim ki hayır, neden gireceğim? Dedi ki ya bu yapılmaması gereken bir şey. Yani bunu stajyer bir ebenin bile yapamayacağı bir hata. Beklenmemeye bağlı bu dikiş açılmış. Ve ultrasonla anlaşılamaması da çok ilginç ki ultrasona bırakın, ben bir günde 3 kere radyasyona maruz kalıp batıma giriyordum. Buna rağmen anlaşılamamıştı ta ki ameliyata. Hemen ertesi gün ben hukuk mücadelemi başlattım. Haklı olarak. Sonrasında Ecrin için çok açıklayıcı bir şey söylemediklerinden ben kendi derdime biraz düşmeye başladım. Ama dediler ki nörolojik bir problem olabilir. Evet. Ama Ecrin'i yine aynı hastanedeki doktora götürüyorum. Çünkü bana çocuğumu veren yaşıyor kişi. Ya ve bana çocuğumu bağışladı. Hani önce Allah sonra o, minnettardım. Sonrasında farklı bir hastaneye bir götürelim dedik. Çünkü elini açmıyor. Hep bana doktorun dediği annesi prematüre geriden gelecek. Neyse ben başka bir hastaneye gittik. Doktor bana dedi ki bu çocuğun ağlamasını bırakın. Bu çocukta dedi farklı bir şey var dedi. Lütfen hemen dedi EEG'ler, MR'lar çekilsin. Biz o günden itibaren bir başladık ki meğersem Ecrin küvezde 21 günlükken beynin pıhtı atması sonucu hasar görüyor. Bu hasara bağlı sağlıklı bir çocuk olarak doğmuştu. Bu hasara bağlı bir de beyin anjiyosu yapılıyor. Bu hasar peki yeni doğan ve yoğun bakımda olan bebeklerde beklenen bir komplikasyon muymuş? Bazı prematüre bebeklerde olabiliyormuş. Bu hasara bağlı ama şöyle bir şey var, küvezde fizik tedavi almaya, yoğun tedavi almaya başlamış olsaydı bugünkü durumundan daha iyi olabilirdi. Hay Allah'ım. Çünkü Ecrin diğer serebral palsilere göre dik bir çocuk ve tedavilere cevap verebilen bir çocuk. Kadın isterse her şey olur, bir umut meleşiyle. Kadın isterse gerçek olur tüm hayallerde. Aşılır engeller, yok olur, gel beraber el ele. Her şeyi bozulur.